tahmini 320 gram. Yani marketten hazır paket kullanacaksanız sizden 4 paket %70 oranında bitter çikolata istiyorum. Bunları hemen kurumuş olduğum Benmari'nin içine attım bile. Şimdi devam edelim. Malzemeleri bir bir ekleyeceğiz. Yaklaşık bir su bardağı kadar kremam var. Hemen onu da içine koyuyoruz. Lezzetine biraz lezzet katmak istiyorum. O yüzden içine biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Çünkü sosunda da harika limon aroması olacak. İkisi birbirini dengelesin istiyorum. Biraz da son aşamada parlaklığı arttırmak için tereyağı kullanacağım. Önce içine bir limonun kabuğunu rendelemek istiyorum. Çünkü çikolata erirken o nefis kokusu onunla özdeşleşsin. Böyle limonlu bir çikolata olsun istiyorum. Şuradan hemen beyaz taraflarını almayın siz de içine. Çünkü acıdır. Şunu güzelce karıştıralım. Bu Benmari de çok hızlı bir şekilde eriyecek. Şimdi hemen çok hızlı bir sos yapacağız. Bunu her tür meyveyle yapabilirsiniz. Yarım kilo meyve koyuyorum. Ben bugün frambuaz kullanacağım. Üzerine de yaklaşık bir su bardağı kadar şeker ekleyeceğim. Hiç korkmayın, meyvelerin üzerine direkt şöyle biraz karıştırmak istiyorum. Hemen suyundan da. Bu çok güzel bir keskinlik verecek. Hem de içine koyduğumuz şekerin böyle topak topak olmasını engelleyecek. Bütün tatlılarınızın soslarında özellikle meyve sosu yapıyorsanız mutlaka limon kullanın diyorum ben. Bir kere karıştırıyoruz ve bunu burada bırakıyoruz. Tartımızın tabanı hazır bile. Ben hemen dikkatli bir şekilde aldım. İyice karıştırmak istiyorum. Şöyle içine parlaklığını koruması için bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Şunu biraz daha koyalım, daha çabuk erisin. Bunu neye dökeceğiz? Yaklaşık 20 santimlik. İçine bir tane yağlı kağıt kesiyorsunuz, güzelce oturtuyorsunuz ve yağlı kağıdı kalıbın dışıyla beraber tekrar yağlıyorsunuz ki çikolatamız donduğu zaman kolaylıkla çıkabilsin. Bunu buraya koydum. Şimdi bu karışım süper hazır. İçine altın bir vuruş yapalım. O zaman ne yapıyorum? Kilerimden birazcık fındık alacağım. Tereyağını da iyice eritiyorum. Gördüğünüz gibi çok az bulaşıkla sosum olmak üzere bile. Oo süper. Bakalım tereyağı parçası kalmasını istemiyorum. Evet, ısı yeterli olmuş bile. Şimdi bunu şu şekilde hemen aldık. Ne demiştik? Bir su bardağı fındık. Fındığı içine koyuyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Bunu aynen olduğu gibi yağladığımız kalıbımıza döktük. Bunu bir gece önce hazırlıyorsanız buzdolabınızın alt katında bir gece. Eğer kısıtlı vaktiniz varsa derin dondurucunuzda 1-2 saat dondurmanız yeterli. Ben o zaman hemen bunu buzdolabına gönderiyorum. O arada biraz sosumun soğumasını istiyorum ve hemen geri geliyorum. Tartım süper dondu. İstediğim kıvama geldi. Sosumu da soğuttum. Ne demiştik? Birkaç saat buzdolabında dinlendiriyorduk. Şimdi bunu kalıptan çıkarma vakti. Şöyle küçük bir bıçak yardımıyla şu şekilde kenarlarından keseceğiz. Önce şu ilk katmandan kurtulduk. Süper. Şimdi bunu şu şekilde bir pasta spatulasıyla düzgün bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Ters çevirip neden yapmıyorsun dediğinizi duyuyorum. Çünkü bu bir donmuş çikolata gibi olduğu için o şekilde güzel çıkmıyor. Şu şekilde yerinden kesinlikle oynatmak gerekiyor. Bunu bu şekilde koyuyorum. Şöyle içini görmeniz için bir dilim keseceğim. Bu benim için olsun. Şöyle üzerine de bir kaşık koyalım.